Darussalam Tanzanya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Evet biliyorum, şimdi diyelim ki Afrika'ya, Tanzanya'ya geleceksiniz. Fakat çevrenizdeki birçok kişi aman oraya gitme, orada ne yapacaksın? Orada insanlar seni yer, işte orada ne yemek yiyeceksin, orada nasıl kalacaksın, nerelere gideceksin? Birçok negatifle karşı karşıya kalıyoruz ki bu gayet normal ve sıradan olan bir şey. İşte bu yüzden aklıma bir fikir geldi bu videoda ve sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, evimde ücretli olarak misafir olabilirsiniz. Hadi lafı daha fazla uzatmayalım, size biraz evimi gezdireyim. Evet arkadaşlar, Tanzanya'ya gelmek isteyen birçok arkadaşımız var ve gelenlerle de ben elimden geldiği kadar o kişileri kırmayarak gidip görüşmeler yapıyoruz. Ve genelde yaşadıkları en büyük problemlerden bir tanesi konaklama olduğunu bana söylüyorlar. Bu yüzden aklıma böyle bir fikir geldi. Yaklaşık 3 ay önce yeni evime taşındım ve evimin bir odasını sizlere kiraya vermeye, günlük kiraya vermeyi düşünüyorum. Eğer siz de Tanzanya'ya gelecekseniz, gelmeden önce lütfen bana WhatsApp numaramdan yazarsanız, odamızın müsaitlik durumunun olup olmadığını sorarsanız ben de size cevabını veririm arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğiniz zaman ne tür bir avantajlarla sahip olacaksınız? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında size odalarımızı falan vesaire göstereceğim. Tabii ki buraya geldiğinizde birçok farklı kafanızda soru işaretleri oluyor ve haliyle benimle görüşmek ve bana sorular sormak istiyorsunuz. Burada kaldığınız zaman en büyük avantajlarınızdan bir tanesi günün birçok saatinde birlikte olacağımız için her türlü birlikte analiz yapabiliriz, birlikte kafa patlatabiliriz ya da bir yerden bir yere gitmek istediğinizde en kısa nasıl gidebilirsiniz vesaire, bu konularda yardım almış olursunuz. Böyle bir avantajınız olur. Ve bunun haricinde ise misafirim olarak gelecek olan kişiyi ben direkt havaalanında karşılayacağım, direkt evime getireceğim. Böyle bir avantaja da sahip olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunun için istediğim günlük ücret ise 35 dolar. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmayayım, isterseniz size hem evimi gezdireyim hem de aynı zamanda kalacağınız odayı göstereyim. İlk olarak salonumuzdan size başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi PlayStation 3'ümüz var ve ona bağlı olarak Netflix ya da YouTube'dan dilediğiniz filmleri ya da istediğiniz kanalları takip edip izleyebilirsiniz. Çok şık bir oturma grubumuz da var. Evimizin her yeri fayanslarla kaplı, bu yüzden gıcır gıcır parlıyor arkadaşlar ve çok da güzel bir manzaramız var. Şu karşı taraf görmüş olduğunuz gibi komple olduğu gibi okyanus ve şehrin tam merkezi ve göbeğindeyiz. Salonumuzun hemen yan tarafında şurada bir tane oda var ve hemen karşısında da apayrı ikinci bir odamız var. Size göstermek istediğim yer, evet, bu oda. Evet arkadaşlar, odamızda çift kişilik bir yatağımız var, bir de aynı zamanda bir kedimiz var. Aya, ne haber? Kızım, iyi misin? Gardırop vesaire, çok şık bir oda. Evin her odasında klimalarımız var. İstediğiniz zaman klimayı açıp içeriği buz gibi yapabilirsiniz. Odanızın hemen yanında şöyle bir tuvaletiniz var, size özel arkadaşlar. Burayı da kullanabiliyorsunuz. Biraz içeriği size gezdireyim. Şu şekilde burada lavabomuz var. Ve duşunuzu yapabilirsiniz. Onun haricinde bir de çok fazla ihtiyaç olmuyor fakat sıcak suyu da kullanabiliyorsunuz. Tanzanya'daki bir diğer sıkıntılardan bir tanesi yemek arkadaşlar. Dışarıda yemek yemek biraz çekinceli ve sıkıntılı olabilir. Bu yüzden mutfağımız var. Mutfağımızda dilediğiniz yemekleri pişirebilirsiniz. Tam teçhizatlı her şeyimiz mevcut. Görmüş olduğunuz çaydanlığımız bile var. Eğer çayınızı getirirseniz çayınızı yapabilirsiniz. Asansörümüz var arkadaşlar. Asansörle direkt kullanım yapabiliyorsunuz. Odanızda bir adet balkon mevcut arkadaşlar. Geceliğin buraya gelip nargilerinizi vesaire, çayınızı, çorbanızı içebilirsiniz. Tamamıyla şehrin tam göbek ve merkezinde sayılırız. Bizim bulunduğumuz bölge Morocco bölgesi şurası. Şu karşı taraf deniz. Şu taraf da karşı taraf deniz. Yani ne tarafa gitmek istiyorsanız tam merkezi konumda bir yer. Şurayı dümdüz gittiğiniz zaman Masaki bölgesine gidiyorsunuz. Şuradan dümdüz aşağı doğru indiğiniz zaman Milimani City ve Mwenge bölgesine gidiyorsunuz. Şu yolu şu şekilde takip ettiğiniz zaman sola döndüğünüzde o bölge komple Kariakou ve Posta bölgesi. Bu yüzden lokasyon olarak çok merkezi bir lokasyonda evimiz. Böylelikle buradan istediğiniz yere yaklaşık 15 ya da 20 dakikada özel araçla, motosikletlerle ise 15 ya da 10 dakika, 5 dakikalık mesafelerde istediğiniz yere hızlı bir şekilde gidebilme avantajına sahipsiniz.
İkinci bir odamız daha var arkadaşlar. Onun da fiyatı geceliği $20. Diyelim ki iki arkadaş geldiniz o şekilde. O odada konaklama yapabilirsiniz ya da o odadaysanız yanınıza başka bir misafir de gelebilir. Ben lafı uzatmayayım, size odayı gezdireyim. Odamız şu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iki tane farklı yatak var. Aynı zamanda yine size özel bir gardırop mevcut. Hemen de aynı şekilde yan tarafında tuvaletimiz var. Her odada olduğu gibi bu odada da klimamız mevcuttur arkadaşlar. Ve bir adet de kedimiz var. Aya selam. Evimiz 12 katlı bir apartman arkadaşlar ve inanılmaz güvenlikli bir yer. Bu yüzden burada kaldığınızda güvenlik konusunda hiçbir zaman hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Dediğimiz gibi asansörü mevcut, 7/24 internetimiz var, elektriğimiz hiç ama hiç kesilmiyor. Normalde Tanzanya'nın her yerinde arkadaşlar günün belli saatlerinde 3 saat 4 saat elektrik kesintileri olabiliyor. Fakat bizim bu apartmanda çok büyük bir jeneratör var ve bu silsile sayesinde hiçbir zaman elektriksiz kalmıyorsunuz. Sıcak suyunuz da mevcut ve aynı zamanda benimle birlikte konaklama imkanını size sunmuş oluyorum. Umarım faydalı ve iyi bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın diyorum.